Elif lam mim. E hasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenûn. Ve lekad fetennellezîne min qablihim feleya'lemennallâhullezîne sadakû ve leya'lemennel kâzibîn. Elif lam mim. Sandı mı o insanlar amennâ demeleriyle bırakılacaklar da imtihan edilmeyecekler? Şanım hakkı için biz onlardan evvelkileri ne fitnelerle imtihan ettik. Yine Allah elbette sadakat edenleri bilecek ve elbette yalancıları bilecek. Değişik vesilelerle de ifade edildiği gibi burada esas muhatap açısından, yani o imtihan muhatap açısından, muhatap nedir, durumu nedir, kendi kendini görsün, kendi kendini bilsin o imtihanda. Bizim imtihanlarımızda adamın genel durumunu bilelim mülazası vardır. Yani biliyor mu, bilmiyor mu, başarılı mı, başarısız mı, bu işi beceriyor mu, beceremiyor mu? Daha önce bizim o mevzuda bir bilgimiz yoktur. Fakat orada zat-ı uluhiyetin insanları imtihan etmesinde onun bilmesi bizi bize bildirme gibi bir şeydir yani. Allah biliyor Celle Celaluhu. Bahsetmişim de size, çocukluğumda vaaz ediyordum yani, o 15-16 yaşındaydım. İşte o gün nesli, yani onlar Osmanlı nesli, o dönemde 60 yaşında vardı yani. 50'li yıllarda 60 yaşında vardı zaten, demek ki Osmanlı döneminde kulak dolması İslami bilgilerle filan. Böyle bir mesele oldu. Allah imtihan ediyor filan. Sonra kazandı, kazanmadı, ortaya çıkıyor. Dışarıya çıktığım zaman orada halkın içinde bana demedi, yaşlı Hacı Münir Bey, çok mübarek bir zattı. O nasıl söz dedi öyle? Allah Celle Celaluhu önce bilmiyor da sonra biliyor filan dedi. Hiç unutmam bunu. Benim kulağımı çekmeydi o. Ya sağlam bir zat-ı uluhiyet mülazası. Belki hepimizin böyle bir rehbere, bir mürşide ya bir insaf güdümünde olması lazım, çok ciddi insaflı olması lazım veya bir rehberin yönlendirmesiyle, rehabilite etmesiyle olacak. Kendi başına kalınca insan zimamı enaniyete kaptırabilir, hiç farkına varmadan. Bir bencillik abidesi haline gelebilir. Sonra erimesi de çok zor olur. Azıcık bir şey biliyorsa, zahiren azıcık bir şey becerebiliyorsa, bunlar çok güzel şeylerdir yani. Bir şey bilme, bir şey becerme güzel şeylerdir. Fakat aynı zamanda bunlar Allah belasıdır. İşte bunlar da iptiladır, imtihandır yani. Bildikçe, becerdikçe, başardıkça insan erimeli, 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 erimeli. Hala böyle kendine ait bazı mülahazalar varsa, yahu ben bir iceberg miyim yani, neden erimiyor bu filan demeli. Sorgulamalı kendisini. Böyle çok sağlam bir tekke ve zaviye tabiri diğerle belki işin özü açısından, cismaniyetten çıkma, hayvaniyeti bırakmak, kalp ve ruhun dereceyi hayatında yörüngesinde seyahat etme durumu elde edilememişse hafizanallah. Büyümenin getirdiği belalar vardır, musibetler. Başarının getirdiği belalar, musibetler vardır. Hiç farkına varmadan böyle bir başarı olur ama çok insanı batırır. Samimi bir yürek Hazreti Pir-i Mugan gibi demeli yani. Benim mezarımı bir iki talebemden başka kimse bilmemeli. Aklınıza gelsek öldüğümüz zaman böyle işte camilerin avlusu, revakları dolu insanlar gelse üzerimize namaz kılsa, bunda bile bir riya kokusu vardır. Sen ölüp öbür tarafa gittikten sonra gelmiş o caminin avlusunu doldurmuşlar, ne ifade eder? İfade edecek bir şey varsa senin hayatta yaptığın şeylerdir esasen. Sen hiç öyle bir beklentin olmaz da insanlar gelirler orada bir cemmi gafir teşkil ederler, dua ederler, o ayrı bir meseledir.
tazim edilme, hatta bir mezarın olması, mezar taşı yazılması filan. Bütün bu arzular, bu istekler bir yönüyle senin aleyhinde olabilir. Benim gibi bir insan, hayvandan farkım yok beni. Bir meçhul bir yere gömsünler ve unutulup gideyim yani. Falan yaşamıştı diye bir şey bilinmesin diyecek kadar o mevzuda. Onda fani olma. Kendini silme öyle olur ancak. Onda fani olma. Bir meseleyi müzakere ediyorsun böyle. Hakikaten tek bir mesele için 10 tane delil getiriyorsun. O 10 tane delille karşı tarafında da bir tane delili yok. Ama orada 3 tane insan, 4 tane insan farklı mütala beyan ediyor. Çok rahatlıkla senin getirdiğin 10 tane güçlü delili elinin tersiyle itecek kadar kendini görmezlikten gelme. Kendini silme. Asıl mesele odur. Bugün heyet-i içtimaiyede esas olan kavgaların arkasında da o enaniyetin, işte o türlü bencilce vuruşmaların ve sürtüşmelerin şeyleri görülüyor. Kendini silmeyen insan her zaman kendi için bir problemdir. Biz yoldayız. Yol uzun. Yunus ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Girdik bu yola, aşk ile bile, gariplik ile bizi talar var. Ceddidi sefinete diyor her gün, yeniden bir kere daha çok çetin işleri aşabilecek şekilde, çok korkunç dalgaları aşabilecek şekilde, sefineni, mahiyet sefineni, varlık sefineni bir kere daha yenile. Ceddidi sefine. Fe innel bahr amikun. Derya çok derin. Her an batabilirsin. Sağlam bir gemiyle yola çık. Sağlam bir mahiyetle, sağlam bir düşünce yapısıyla, sağlam bir inanç yapısıyla. وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Azığını tas tamam al. Ahiret azığı bu. İmanı kamil, ameli salih, ihlası etem, yakini tam, ihsan-ı amik, marifeti tamme, muhabbeti tamme, iştiyakı tam. Bunlar yol azığı olsun. Yol uzun çok, sağlam azık al orada. Yiyecek, içecek değil herhalde. وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ Dünyaya ait yüklerini de hafifletmeye bak. Sırtından at bazı şeyleri. Takma kafanı şuna buna. Evim, barkım, yurdum, yuvam, kazancım, şirketim, ortaklığım, malım, kazanmam, payem, mansıbım. Bunları sırtına yüklersen o tepeyi, o sarp yokuşu aşamazsın. وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ diyor. Ebu Zer'e tavsiyesinde. وَاَخْلِسِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النَّاقِتَ بَصِيرٌ Amelinde de ihlaslı ol. Yaptığın her şeyi halisane, kendini silerek, ona bağlayarak yap. Çünkü o her şeyini görüyor burada dediği gibi. Semî, alim, bildiğiniz hadis. İbn-i Hacer münebbahatının başını almış bunu. Kurtubi Hazretleri El-Cami ve Ahkam-ı Kur'an وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ateşe attıran Hazreti Halil, iman yolunda testerelerle biçirip de dinlerinden dönmeyen müminler gibi misaller verilmiş. Buhari'de de Hazreti Kabbab ibn Erettin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e halini arz etmesi üzerine onun önceki ümmetlerden misal vermesini Hani hendeklerin içine atıp testereyle kesip sonra etlerini kemiklerinden ayırdıkları halde dinlerinden dönmüyorlardı. Öyle anlatıyor o sahih hadis-i şerif. Sahabe-i kiramın çektiği çok ağır. Hem de öyle bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, bir sene değil, seneler yani. Vahyin bidayetinden düşünün, hicret edinceye kadar hep. Yurt yuva terkine kadar, ağza kolay. 13 sene hep aynı şey. Fakat dönmemiş o insanlar, hayret.
Hayret, hayret değil. Şayani takdir. Vesile-i tebcil. Hesiben ders en yutraku en yekûlü emennâ ve hümlâ yuhtunun ayetini okuyunca Cenab-ı Hak hep karşı taraftan maruz kalınan sıkıntılar, belalar olarak hep akla geliyor da birbirimizle imtihan olma... İnsanın kendi kendiyle de imtihan olması var esasen. Ben şimdi buraya gelirken imtihan oldum. Çünkü buraya gelecek gücüm, takatım yoktu benim. Çok ciddi iç problemlerim de var, sıkıntılarım var. Daire-i umumiyede gördüğüm şeyler her gün beni verem olmadan, cüzam olmadan daha ağır sarsıyor. Hiçbir şey yemeden böyle otursam odamda filan dedim. Yani böyle iğnemi bir aldım koydum, bir ışığı söndürdüm, bir yaktım yani. Gelirken buraya işte bu bir imtihan. Sonra da gideyim dedim arkadaşlar, içlerini kurtulsun. Kendi arzu ve isteklerimize yenik düşmemek lazım. Her şeyden murad-ı ilahi gözetmek lazım. Rabbim nedir burada? Ben böyle yaparsam meseleler ona bağlamak lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Al demeye hakkımız yok. Fakat bana al dedirtecek o kadar ciddi düşünceler geliyor ki kafama. Al demeye hakkımız yok. Sadece işte orada duruyoruz, durakalıyoruz. Yoksa bir çöplük gibi geliyor bana bu dünya, bir çöplük. Düşünün 5 aydır ben buradan dışarıya çıkmadım. Burayı da bir çöplük gibi görüyorum siz olmasanız. Kazanıyor muyuz? Kayıp mı ediyoruz? Çocukluk saffetini yitirdik. Delikanlılığı bitirdik. Ömür de bitmek üzere. Elde ne var hiç? Bismillahirrahmanirrahim. Cevâil tefsiri. Elif lâm mîm. Ehasiben nâsü en yutrakû en yekûlû emennâ. Bir insanın Kasas suresinin sonunda da zikredilen nefse cazip gelen şeylerle imtihan edildiği gibi anne babasıyla da imtihan olabilir, çevresinde bulunan eş dostuyla da imtihana maruz kalabilir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri imtihanla alakalı şunları söylemektedir. Kulların Cenab-ı Hak tarafından imtihana tabi tutulması bir lütfu ilahidir. Bu sayede insanın özündeki cevher kevni küdürattan arındırılır. İnsanın batını ise kendine yük olan bağlardan tasfiye edilir. Cenab-ı Hakk'ın ululuk ve azameti iktizasınca her şey onun emrine musahhardır ve her şey iptilayla karşı karşıya kalacaktır. اِنَّ اللّٰهُ لَا يُجَرِّبُ اَحَدَكُمْ كَمَا يُجَرِّبُ اَحَدَكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ ذَهَبَهُ فِطَّتَهُ حَد۪يدَهُ بِالنَّارِ Demek ki altının altın olarak ortaya çıkması, gümüşün gümüş, demirin demir, bakırın bakır. Hep o şiddetli hararet üzerinde, potalarda. Bir de belki ahirete ait bir mahiyet kesbetmek için o cendereden geçmek lazım yani. Bir yönlü imtihanlar insanı bu hale getiriyor ki insan ahiret insanı oluyor kazanınca. O dua ederken kaldıramayacağımız imkanlara maruz bırakma gibi dua doğru mu? Olabilir, evet. Bela istememeli. Gelince sabretmeli. Götüremeyeceğimiz burada, kaybedeceğimiz bir imtihanla da imtihan etme Allah'ım. İbn-i Atiye Hazretleri şöyle demektedir. Fitnelerin en büyüğü, fitne fesat zamanında, hilaf rukudaların galebe çaldığı bir zamanda tevhid duygu düşüncesinin muhafaza edilmesidir. Zira böyle bir dönemde insanın neyin hak olduğunu, neyin de tam olarak hak olmadığını idrak etmesi çok zordur. Bu 4-5 asır evvel yaşamış ama 4 asır evvel günümüze ait şeyler bunlar. O dönemde de onlar belli şeyler görmüşler ama fakat bu çağda yaşanan fitne gibi büyük bir fitne olmamıştır.
وَلَقَدْ فَتَنَّا ayetiyle farklı fitne ve imtihan unsurları zikredildikten sonra valideynin hukukundan bahsedilmesi, valideynin hukukunu tazim etmekle birlikte onların hukukuna dair ihmal ve kusurların insan için sebep-i imtihan ve iptila olacağını ihtar içindir. Evet, imtihanlardan birisi de o. Pek ciddi bir imtihandır. İnsan öyle davranmalı ki, ona çekip gittikten sonra keşke şunu şöyle yapmasaydım dememeli. Ne yaptığı olumsuz bazı şeyler, keşke onları yapmasaydım. Ne de yapması gerekli olan şeyler yapmadığından dolayı keşke onları yapsaydım demeyecek şekilde doğru bir çizgide hayatı götürün. Acaba bir şey yaptım mı? Memnun olmadıkları bir durum oldu mu? Evet. Bunlar sonra vicdanen hüşyar olan insanlar için ömür boyu azap olur. Bence azabı azbe çevirmenin yolu hayatı istikamet çizgisi içinde götürmeye bağlıdır. Azap o zaman aynı azb olur. Hayatta olanlar ellerinden gelen her şeyi yapmalılar. İcab ederse başlarını ayaklarının altına koymalılar. Ve in cahede kele düştüke bima leyseleke bilmem fela tutuyuma. Ama yine buyuruyor ki orada ve sahibuma fi dünya marufa. Dünyada yine iyilikten dur olma diyor. Şirke çağırdıkları zaman bile. Sen iyilik yap, kendi yoluna bak. Önemli. Uzakta olanlar da bir telefonla, bir mektupla, bir Cemile ile ara sıra bu beraber bulunmayı sağlayabilecek bir kısım hamlelerle, gayretlerle hep onları hoşnut etme yolunda olmalıdır. Git yüzün ak olsun evladım falan demeliler her defasında. Savaşa gitsek bile yani Çanakkale'ye gidiyoruz. Ülkenin müdafasına. Bu zaman bile nasıl gideyim? Bugün mü gitsem anam, babam, yarın mı gitsem? Yoksa nasıl yapsak? Sizi de beraber götürsem mi acaba? Ona göre. Keşke demeyeceğimiz şekilde hayatı yaşamak lazım. Kömürün elmasa dönüşmesi lazım. Bunun için o imtihanlar. Kazananlar olacak, kaybedenler olacak. En acısı da kazanma kuşağında kaybetmedir. Böyle hep uzaktan ümit ettiğin, gayeyi hayal yaptığın şey, sana göz kırptığını görüyor gibi olacaksın. Fakat ya enaniyetine, ya şehvetine, ya gururuna, ya bencilliğine takılacaksın. Cennet yolunda birdenbire yol delinecek. Ve sen o delikten hiç beklenmedik bir yere yuvarlanacaksın. En acısı da odur. Cennet yolunda cehenneme yuvarlanma. Bizim milletimiz öyle oldu. Ne güzel cennet yolunda yürüyordu. Ama bazen dimdik, bazen de düşe kalka olsun. Fakat bir gün gulyabaniler önümüzü kesti. Bakışımızı bulandırdılar. Dünya ile başımızı döndürdüler. Bizdeki olumsuz duyguları tutuşturdular mı, harekete mi geçirdiler, tetiklediler mi diyeceğiz. Hayvaniyeti, cismaniyeti, bedeni arzuları ve bizi birer beden mahluku haline getirdiler. Yeniden derlenip toparlanma, ne çetin iş, sevabı ne büyük iş, ne çetin iş.